suresi 77'yi işlemiştik. Ey iman edenler, rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluş bulursunuz. Yani kurtuluşa ermenin metotlarını işlemiştik. Burada ikili bir anlatımın olduğunu, yani buradaki secdenin hem namazdaki secde hem de Allah'a itaat olduğunu, bunları yapmayanların, iman etmeyenlerin de kurtuluşa eremeyeceğini konuşmuştuk. Bugün 78'den devam ediyoruz. Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi o, Allah bundan daha önce de bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın. Zekatı verin. Ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız budur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah adına gerektiği gibi cihad edin. Cihad, nerede kafir görürseniz onu öldürmek anlamında değil. İnsan suresi 2. 3. ayetlerde biz insanı karmaşık olan bir sudan yarattık. Onu deniyoruz. Ya şükrediyor, yolu gösterdik, ya şükredici olur, ya da nankör diyor. O zaman insanlar dünya hayatında kendi özgür iradesiyle hareket edecekse, dileyen şükretsin, dileyen nankör olsun diyorsa, burada cihadı nasıl anlamak gerekiyor? Bu konuda görüş olan varsa, söylerse sevinirim. Sesim geliyor mu? Açabildin mi mikrofonu? Açık mikrofonu. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, geliyor. Şeyi göremiyorum. İngilizcesine. Cihad etmek, mücadele etmek olarak anlıyoruz hocam. Hani şimdi İslamcıya birlikte öğrenmeye başladık ki biz gerçekten Müslümanca yaşayabilmek zor. Hani sarp yokuş diye tabir ediyor ya ayetler. Sarp yokuş. Yani hani bu sarp yokuşa talip olmak, Müslüman olmak, gerçekten zora talip olmak. Yani mücadele ederek hayatının sonuna kadar, son nefesine kadar mücadele etmeye gideceğiz. Çünkü vasfaya karşı geliyorsun. Yani kötü olan her şeyi karşı durmaya çalışıyorsun. Üzülmeye karşı durmaya çalışıyorsun. Adalet istiyorsun. Bunları insanların çoğu, yani işte o ileri gelenler olsun, toplumları yönetenler istemiyorlar. Ve tabii ki çok zor durumlarda, çok zor şartlarda bulunacaklar. Bunlarla mücadele ederek gidecek hayatım. Yani bu şekilde anlıyorum cihat etmeyi. Başka görüşün lan. Başka hocam, peygamberler gibi, Kur'an'da verilen örneklerdeki peygamberler gibi yapmamız emrediliyor yani cihat derken. Başka görüş olan? Zaten cihat deminde sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında cihat öldürmek değildir. Cihat cehd etmek, gayret sarf etmektir. Yani iyiliğin hakim olması için gayret göstermektir. Hatta bunu daha güzel bir Türkçeyle de izah edilebilir. Fedakarlık yapmak. Fedakarlık yapmak. Fedakar.
Yani bir şeyleri feda edeceksin, ondan sonra kar elde edeceksin. Dolayısıyla fedakarlık yapmaktır diye düşünüyorum. Başka görüş olan? Yok mu? O zaman ben şöyle devam edeyim istersen. Bakara suresi 193. ayette yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Ne demek? Fitne kalmamak, fitne kalmayıncaya kadar savaş yapmak ne demek? Yani hani Allah top insanları genel olarak ikiye ayırıyor. Birisi Müslüman olanlar, bunların yaşamını, ölümünü, hayatını Allah belirler. Bir de Müslüman olmayanlar var. Bunların yaşamını da, hayat tarzını da tağutlar belirler. İşte o inkar edenler, hani Tevbe suresi 3. 2. ayetlerde ne diyordu? Kesinlikle inkar edenler size saldırmadıkça siz onlara saldırmayın. Onlar size savaş açmadıkça onlara siz savaş açmayın. İşte ne zaman ki onlar Müslüman olanları öldürmek için harekete geçerlerse, eğer Müslüman olanlar güç ve kuvvet halinde değilse o zaman hicret ederler. Eğer Müslümanlar onlara karşı savaşacak gücü varsa, hani bir ayette diyordu ya, sizin gözünüzde onlara az, onların gözünde size az gösterdik, kapıştırdık. Sizin onunuz onların yüzüne, sizin iki yüzünüz onların 2000'ine bedel ifadesiyle Müslüman olanları psikolojik olarak Allah destekleyip kendilerini yerinden, yurdundan çıkarmak, öldürmek için savaş açanlara karşı mücadeleye davet ediyordu. İşte yeryüzünde Allah'ın dininin Allah'ın istediği şekilde uygulanıncaya kadar mücadele verin ifadesini kullanırken, hani Maide suresi 3. ayette sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçip beğendim. Yani ne demek bu İslam? Herkesin kendi din anlayışını özgürce, kimseye zulüm ve işkence aracı yapmadan inanabilecek, yaşayabilecek. İşte bu burada zulüm ifadesini kullanırken o toplumun eksenini kaplayan, toplumun ahlaki kurallarını zedeleyen davranış da dahil, kesinlikle bunları yapmadığı sürece onlarla Allah arasında dinleri kendinin, ama dünya hayatında hani Bakara suresi 143, efendim Enfal suresi 42. ayetlerde inkar edenler bu hak din, Allah'ın dini, Allah'ın gönderdiği vahiylerle seçmiş olduğu Nebi ve Resul'ün önderliğinde uygulanır hale gelmesini Allah'ın dini olarak tanımlıyor Kur'an. Yani herkes kendi dinini yaşayabilecek ama kimse kimseye zulüm yapmayacak. İşte cihadı bunun için söylüyor Allah. Yeryüzünde fitne fesat kalmayınca, din Allah'ın oluncaya kadar cihad edin derken bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Ve devam edelim. Biz de hocam şöyle derdik. Hakkı hakim kılmak için bütün
gücümüzle mücadele etmek. Yani bütün gücünle mücadele, yani bütün gücünü hakkı hakim kılmak için seferber etmek. Şimdi öyle derdik. Hakkı hakim kılma. İnsanın elinde bir şey değil. Zaten Allah böyle bir... Yok. Şu anda zaten bugün İslam ülkelerinde ve bugüne kadar din anlayışlarında yeryüzündeki bütün insanlar Müslüman oluncaya kadar mücadele verin anlayışını ortaya koymuşlardı. Oysa Kur'an'a göre herkesin kendi din anlayışını kimseye zulüm yapmadan özgürce yaşama ortamı hazırlanıncaya kadar mücadele verin ifadesini kullanıyor. Devam edelim ayete. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Hani Bakara suresi 286. ayette ne diyor? Sizden önceki Allah'ım, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükü bize yükleme ifadesi kullanıyordu. İşte ağır yük güçlük yüklememiştir. Yani Allah insanın kendi gücü oranında kendisine görev ve sorumluluğu vermiş. Kimseye güç yetireceğinin dışında bir sorumluluk yüklemedik diyor Allah. Yüklememiştir. Aranız, atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi o Allah bundan daha önce de bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar kıldı olarak isimlendirdiği ifadesi kullanıyor. İşte Kur'an'da efendim Allah birçok kitaplar göndermiş, Hristiyanlar göndermiş, Yahudiler göndermiş. Yani Hazreti İsa'nın getirdiği dinin adı Hristiyanlık, Hazreti Musa'nın getirdiği dinin adı Yahudilik diye anlatmışlar. Oysa insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa bütün peygamberlerin getirmiş olduğu dinin adı İslam, teslim olanların adına da Müslüman diyor. İşte ne diyor ayette? Olarak, Müslüman olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de onlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık o dosdoğru namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Ne güzel dost, ne güzel size yardım edendir. Hani rayına bizi güt demeyin, unzurna bizi gözet deyin. İşte unzurna bizi gözet ifadesini sizin Mevla'nız o, sizin dostunuz o, sizin veliniz o ifadesiyle ona sarılın, onun emirleri çerçevesi içerisinde söylem ve eylemlerinizi düzenleyin mesajı veriyor. Bilmiyorum. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi ayetin ilk cümlesinde diyor ki Allah adına gerektiği gibi cihad edin. Gerektiği gibi cihad etmekten ne anlamamız gerekiyor? Demek ki cihad edeyim derken kırıp dökmek de var bu işin içerisinde. Veya cihad ettiğini zannedip de cihad etmemek de var bu işin içerisinde. Mesela tarikatlar ibadet ağırlıklı bir din anlayışı içerisindeler. Sadece tövbe ederek, zikir çekerek, belli ibadetleri yerine getirerek temizlendiklerini, kurtulacaklarını düşünüyorlar. Şimdi o zaman bu gereği gibi bir cihat mı oluyor? Veya başka gruplar var. Biz işte Kur'an'ı güzel okumasını öğretiriz. Harfleri güzel çıkaracaksın. Güzel yapacaksın. Kur'an okurken diz çökeceksin. Ayak parmaklarını öyle koyacaksın. İşte kıbleye doğru bakacak.
Gücün sesle okuyacaksın. Bunu güzel okudun mu? Orada da problem yok. Şimdi belki şu soruyu da sormak gerekiyor. Cihadı hayatın hangi alanında yapacaksın? Siyasi alanda mı? Ekonomik alanda mı? Yoksa bireysel olarak ibadet ederek mi cihat yapacaksın? Eğitim alanında mı cihat yapacaksın? Yoksa askeri olarak mı cihat yapacaksın? Yoksa bunların neredeyse, konumun neredeyse o şekilde mi cihat yapacaksın? Buna da şey bulmamız gerekiyor. Cevap bulmamız gerekiyor. Buna da bir cevap verelim hocam. Hani bir şehre girdiğiniz zaman kapılarından secde ederek girin, dileğimiz bağışlanmadır deyin diyor ayette. Burada bir şehre girdiğiniz zaman derken Ankara'ya, İstanbul'a, Kayseri'ye, Konya'ya değil, hangi meslek dalında, memurlukta, ticarette, efendim çiftçilikte, efendim aklına ne kadar tıpta, biyolojide meslek dalları varsa, o seçmiş olduğunuz meslek dalları içerisinde Allah'ın koyduğu kurallara göre söylem ve yaşamınızı düzenleyin mesaj veriyor. Kesinlikle Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmayın diyor ki Allah sizi bağışlasın. Hani bir ayette de siz sevdiğiniz şeylerden Allah adına feda etmedikçe siz hayra ulaşamazsınız diyordu. İşte hayra ulaşmayı her güzel davranış ön plana çıkarıyor. Ama Müslüman olmayanlar da kötülüğe ulaşmayı her kötülük yaptıkça daha çok kötülüğü yaparak onlar hani bir ayette de şöyle diyordu. Bu da Nisa suresi 76. ayette. Müslüman olanlar Allah yolunda ölür ya da öldürülürler. İnkar edenler de tağutlar yolunda ölür ya da öldürülür. Tağutlar yolunda ölüp ya da öldürmek o kendi yollarının, kendi dinlerinin dosdoğru olduğundan dolayı bunu yapmakta olduğu anlaşılıyor. Yani şey burada hangi meslek dalında, nerede, şu Skype programında bile Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmadan burada sözlerimizi, davranışlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Gerektiği gibi olan bu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi günümüzdeki pratiğe gelecek olursak toplumdaki cihat anlayışı bir takım gruplarda tabii ki silahlı mücadele olarak anlaşılıyor. Bir takım gruplarda bol bol ibadet edip af dilemek olarak anlaşılıyor. Bazılarında hiç anlaşılmıyor. Yani onlar keyfine bakıyor. Namazını kılıyor, duasını ediyor. Öyle olmuş, böyle olmuş. Önemsemiyor. Fakat her toplumun içerisinde çünkü yeryüzündeki kurulu düzenlerin aşağı yukarı tamamında Allah'ın hukuki sistemi hakim değil. Yani vahyin dışında hukuki sistemler, ekonomik sistemler, askeri sistemler hakim. Dolayısıyla o sistemi dönüştürmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hale getirmek için bugün Müslümanlar cihad etmek mecburiyetinde. Yani ben Müslümanım diyen kişinin böyle bir hedefi yoksa, böyle bir maksadı yoksa, o zaman o kişi Müslümanlığı anlamamış demektir. Belki kendini Müslüman zannediyordu. Ama Allah böyle bir misyon veriyor Müslümanlara. Yani yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diyor. Nasıl yapacağım ben bu mücadeleyi? Tek başına bu mücadele verilmez ki. Kurumsal olarak o zaman bunu yapman gerekiyor. Veya bir araya gelerek yapman gerekiyor. Bir başka ayetlere ne diyor Allah? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Demek ki cihadın
kendi içinde, kendi nefsinle yapabileceği bölümleri var. Bir de toplumla beraber yapman gereken bölümler var. Ama hedefini bilmen gerekiyor önce. Yani ben yeryüzünde önce vahye uygun olmayan yaşam biçimlerini, medeniyeti, sistemleri kabul etmemem gerekiyor. Yani o sistemle hemhal olduğun an cihat edemezsin, mücadele edemezsin. Hedefin o sistemi dönüştürmek olmalıdır. Mesela bir ayette diyor ki Allah Resulüne, sakın onlara meyletme diyor. Neredeyse az kalsın onlara meyleteceksin diyor. Bakın onlar gibi olma filan deme, meyletme diyor. Yani bizim cihat edebilmemiz için önce kendi dinimizi bilmemiz gerekiyor. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden bir dünya kurmamızı istiyor. Ben Kur'an'dan bunu anladım. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın devletinden bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kendi oğlunu Allah yolunda kurban verdiğini kendisine mi tabi kurban vermiş? Bundan bahsediyor. Güç ahlakından bahsediyor. Sana gösterdiğimiz o rüyayı doğruladık diyor. Efendim Zülkarneyn'in belli topluluklara gelince mücadele ettiğini, savaş ettiğini gördü. Diyor ki Zülkarneyn, ey Zülkarneyn, ya bu gereği gibi onlarla mücadele edersin ya da istersen affedersin. Artık sana kalmış diyor. Yani hayatın bütün alanlarında hangi adımları atmamız gerektiğine dair Kur'an koordinatlar veriyor bize, formüller veriyor. Bunları niye veriyor? Uygulayın diye veriyor. Dolayısıyla bizim hem siyasi hem sosyal bir bilincimiz olması gerekiyor. Yani Kur'an'ı okuyup da biz herhangi bir hareketi gelişir güzel yapamayız. Şunu diyemeyiz ya. Ya boş ver. Fenerbahçe, Galatasaray yenmiş, yenmemiş. Binlerce kişi bağırıyor. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Diyemezsin. Niye? Bir çare bulacaksın. Senin misyonun yeryüzünde iyiliği hakim kılmak, yaşatmak. Sadece bulunduğun yerde değil, bütün yeryüzünde. O zaman o Fenerbahçe Galatasaray maçı, orada bağıran yüz binlerce kişi ya hakka uygun bir davranış yapıyordur ya da uygun olmayan bir davranış yapıyordur. Hakka uygunsa ona destek vereceksin. Gerekirse sen de gidip bağıracaksın. Hakka uygun değilse de diyeceksin ki bu yanlıştır. Bunu biz dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürmenin yolları neyse bunu arayacaksın. Şimdi yüzyıllardır kendini Müslüman olarak gören kitleler bu problemleri yaşıyor. Dönüştürme problemleri yaşıyor. Ne yapıyor Müslümanlar? Aşağıdan yukarıya doğru dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani bizim cemaatin sayıları artarsa biz güç sahibi oluruz. Sonra da ileride devlet oluruz. Şeriat kurallarına göre hükmederiz. Böyle bir anlayış var. Ama bu zamana kadar bu başarılamamış. Böyle bir şey yok. Yani Allah Resulü'nün hayatında var bu başarı. Ama ondan sonrasında yok. Genelde mezhepler hakim olmuş veya sermayeyi elinde tutanlar hakim olmuş. Ve bunların tamamı da hep dini kullanmış. Gücü eline geçiren, mesela işte Emeviler hem mülkü eline geçirmiş, hem sülale olarak güçlüymüş. Sonra ne yapmış? Toplumu kendine itaat ettirebilmek için uyduruk hadisler getirmiş. O hadisler üzerinden toplumu kendine itaat ettirmeye çalışır. İstismar etmiş yani. O zaman bizim bir planımızın da olması gerekiyor. Bu cihadı yapabilmemiz için. Şimdi tabii detaylıca belki buraya giremeyiz bugün ama benim anladığım, buradan gereği gibi cihad edinleri anladığım, bir, önce kendin bu ayetleri okuduktan sonra değişeceksin. Elini taşın altına koyacaksın. Neden? De ki diyor, ben iman edenlerin ilkiyim. Bütün peygamberlere bu ayeti söylettiriyor Allah. Ben iman edenlerin ilkiyim. Ben Müslümanların ilkiyim diyor. Niye? Bu ayeti okuduktan sonra gereğini önce kendim yaparım. Kendin yapmıyorsan boş. Yani hiçbir şeyin sana faydası yok. İki, şimdi toplumlardaki dönüşüm,
yani değişik olabilmesi için bu Kur'an'ın doğru anlaşılması gerekiyor. Yani Resuller o vahyi bir bir insanlara anlatmadan orada bir değişim, orada bir devrim olabilir mi? Olmaz. Mümkün değil. O zaman bunu söyleyeceksin. Bilmeyen insanlar bir araya geldiği zaman bir güç oluşturacak. İşte o zaman o güç Müslüman bilinciyle ekonomik olabilir, siyasi olabilir, askeri olabilir. Sonuçta orada, yaşadığın yerde barışı ve adaleti tesis edebilmek için ne gerekiyorsa bunu yapacaksın. İşte o çağda medya gerekiyorsa medya gücün olacak. Efendim, askeri güç gerekiyorsa askeri gücün olacak. Direnme gücün gerekiyorsa zaten Kur'an'ın sana verdiği bir bilinç var. Bütün bunları derleyip, toplayıp, toplumun önüne bir şey koyup ve bu yolda yürümek gerekiyor. Şimdi bunları yaptığın zaman işte asıl iş orada başlıyor. Yani karşına o güç sahipleri, sermaye sahipleri veyahut da 1500 yıllık tarikatçılar, efendim uyduruk hadisçiler hepsi yolunda bekliyor. Hepsi de senin kafanı koparmak için bekliyor. O zaman bu cihadı ben yapacağım diyorsan tamam. Ben eğer bu yolda öldürülürsem de öldürüleyim diyebilmen gerekiyor yani. Benim buradaki gereği gibi cihat edin cümlesinden anladığım bu. Devam edelim. O sizleri seçmiş bir size bir güçlük yüklememiştir. Aziz zaman. Yani Allah kimseye kendi potansiyelinin dışında sen şunu da niye yapmadın demez. Yani bir adamın ayağı yok, topu alsın, niye koşmadın demez ona. Ama adamın iki ayağı var da koşması gerekiyorsa eyvallah. Şimdi insanlar bir yaptıklarından sorumludur. Bir de yapması gerekip de yapmadıklarından da sorumludur. Yani işin bir de bu boyutu var. Şimdi biz tamam yaptıklarımızı iyi kötü belki biliyoruz. Ama yapmamız gerekip de yapmadıklarımızın neler olduğunu bilmiyoruz. Bunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan öğreneceğiz. Kur'an ne diyor? Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Ediyor mu, etmiyor mu işte? O zaman ortaya çıkar. Veya işte Allah yolunda Firavun'un yanındaki sihirbazlarını örnek gösteriyor. Meryem'i örnek gösteriyor. Resulleri örnek gösteriyor. İbrahim'in oğlunu örnek. Kurban veriyor mu? Vermiyor. Kendini, hayatı. Biz veremeyiz. Ben veremeyeceğimize inanıyorum. Niye? Çünkü biz bu sistemin içerisinden bir türlü kopamıyoruz. Yani bağımlılıklarımızdan kurtulamıyoruz. Biz kurtulsak eşimiz kurtulmuyor. O kurtulsa çocuklar kurtulmuyor. Torunlar kurtulmuyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Ortaya karışık, hepsiyle beraber. Hem düzen olsun, hem banka olsun, hem ekonomi olsun, efendim, hem torunlar olsun, hem eğitimde şirk olsun, putperestlik olsun. Biz de arada şey yapalım, cihat davulu çalalım. Tangıdı, tangıdı, tangıdı. Allah yolunda bir şeyler yapalım. Yani arabesk bir durum var ortada. Onun için biz bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Niye? Allah İbrahim'in dininde olduğu gibi diyor. O Allah bundan önce de bu Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Yani burada biz cihat etmemiz için bölünmememiz gerekiyor. Hanbeliydi, Sünniydi, Şiiydi, Aleviydi, Kemalistti, Sosyalistti, Solcu Müslümanlısa böyle bir şey yok. Müslümansan kendine Müslüman diyeceksin. Başka bir isim bulmayacaksın. Ki önce isimde en azından birleşebilirsin. Ama o bile yok. Yani Müslüman dediğin an o bile yok şu anda. E nereye varırsın böyle bir toplumda? Hiçbir yere. Şimdi hocam burada bir de diyor ki elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. O zaman elçi benim üzerime ölmüş olan elçi nasıl şahit olacak? Kur'an'da veya ki, biz insanlar üzerine nasıl şahit olacağız? Biz de ölüp gideceğiz. Buradaki yani Kur'an Peygamberin o dönemindeki insanlara hitap ediyor. Bu dönemdeki insanlara da o verdiği misyon, o verdiği tabut günümüze aktarılıyor. Aktarılmıyor mu? İşte onu insanlara aktaranlar ve aktardıktan sonra da onlar yapıp yapmadığını
bu gücü Müslümanlar da onlar üzerinde şahit oluyor. Olay bu değil mi? Zaten insanlar, insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa ya ehli kitap olan insanlar ya da puta tapıcı olan insanlar, Müslüman olmayanlar ayırmış. Müslüman olanlar da tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde devam edip gelmiştir. Bunlar hepsi inanan insanlar. Bunları fark etmesi gerekiyor. Hocam bu şahit kelimesinin yerine örnek kelimesini koysak. Yani şahit yani, demek bak mesela. Biraz örnek kelimesi tap uygun düşüyor gibi geliyor. Şöyle diyor. Peygamber örnek, biz de diğer insanlar örnek olumuz anlamında. Şimdi bir o var, bir de şu var. Yani hani Araf suresi 172. ayette Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Buna nefsiniz şahit olsun diye böyle yaptık diyor. Bu ne demektir nefsinin şahit olması? Yani kendisi bunun farkına varması anlamında. Bir de ahiret aleminde biz bundan habersizdik dememeniz için bunu yaptık diyor. Yani hani ahiret alemine vardığı zaman inkar edenlere bu yapmış oldukları yanlışlıkları tek tek önüne koyunca ne demişlerdi? Gerçekten biz zulüm yapmışız nefsimize ifadesiyle söylüyorlardı. Yani şahit olmak demek bizzat ona gözde olmak, yani onlarla beraber bu anlayışı fark edip onların içinde bulunmak anlamında kullanmış Kur'an. Mesela peygamber sizin içinizdeydi der. Şu anda bizim içimizde mi peygamber? Peygamberin söyledikleri bizim içimizde. Yani burada hayatımızda dolaşıyor. Bunu neyle örnek veriyor? Yine Musa'nın dan sonra peygamberlere onlara dedi ki Allah size bir melik gönderse siz onunla ona yardım eder, destek verir, size zulmedenlerle savaşır mısınız dediği zaman onlar da niye savaşmayalım? Allah'ın Resulü de işte Allah'ın meliki burada. Ona destek olun, onunla beraber savaşa çıkın dediği zaman onlar ne dediler? O da bizim gibi bir beşer. Peygamberleri de onlara dedi ki Musa ve Harun ailesinden, Musa'nın ve Harun'un ailesinden onun üzerine bir tabut var ifadesiyle anlatıyor. Yani onların misyonu onların üzerinde. Şu anda Müslüman olanların misyonu peygamberden gelen bir tabut olarak nitelendirilmiş Kur'an. Ortada hani inkar edenlerle, bugün aynısı değil mi? İnkar edenlere o Kur'an'ı anlattığın zaman onların yüzünde red ifadesini görürsün ifadesiyle anlatıyor Kur'an. Yani şahitlik bizzat ona insanın kendi öz içindeki takva ile gözle görüp önündeki bildiği şeyleri anlatıyor Kur'an diye düşünüyorum. Eyvallah. Burada artık dost doğru namazı kılın diyor ama hani salatı ikame edin anlamında da var. Bu anlaşılabilir. Tabii ki namaz da salatın bir parçası. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Şimdi burada diyor ki ve Allah'a sarılın. Allah'a nasıl sarılacağız? Allah'ın vahyettiklerini alacağız, uygulayacağız. Peki ne yapıyorlar? Allah Kur'an okuyun, iman edin dedi, ettik. Orada diyor ki, Resullerde sizin için güzel örneklikler vardı. Tamam. Resulü bana kim anlatıyor diyor. Buhari, Tirmizi bilmem ne. Ondan sonra gidiyor. Ne oldu şimdi? Allah'ın sarılacağı yere, Allah'ın dışında yazanlara, çizenlere, uyduranlara onlarla birlikte sarılmış oluyor. Bu sefer inancına şirk karıştırıyor. Yani Allah'a sarılmanın ne anlama geldiğini de doğru anlayıp doğru yapmak gerekiyor. Yani gereği gibi cihad edebilmek için. Şimdi o insanlar da cihad ettiğini düşünüyorlar. Zannediyorlar. Ama sadece kendi mezheplerine, kendi cemaatlerine veya kendi kurumlarına, devletleri için cihad ediyorlar.
Oysa o cihat Allah için bir cihat olmuyor. Allah için cihat edeceksen Allah'ın örnek göstermediği kitaplara örnek alamazsın. Kur'an'da geçmez ama Bedir'de savaşırken bir tanesi önde o kadar cehd, o kadar gayretle savaşıyor ki ondan sonra ölüyor. Sahabeler de diyorlar ki şehit oldu ya Resulullah değil mi? Hayır, o şehit olmadı. Ya o Allah için değil, Medine'deki hurmalıklarını korumak için, kendi menfaati için savaşıyordu ifadesi kullanıyor. Bu Kur'an'a uygun diyorum. Kur'an diyor ki aslında Allah için savaşmak ne demek? Allah'ın emirleri doğrultusunda söylem ve yaşamlarına, az önceki ayetin başında ne diyordu? Gereği gibi ifadesi kullanıyor. Yani Allah neyi nasıl gerektiriyorsa o şekilde yapmayı Allah istiyor. Onun için benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi Allah belirliyorsa ben onun dışında bir söz söyleme ve davranışta bulunma hakkım yok mesajı veriyor Kur'an. Evet. İşte şimdi o Ali Rıza Hocam'ın verdiği örnekten bak bu bir rivayet de ama maksat olarak belki doğru. Allah için savaşmak. Şimdi günümüz toplumuna Allah için cihat etmez. Ama onların mallarına bir dokun. Fabrikalarını, paralarını, mülklerini ellerinden al. Ters yüz ederler her şeyi. Yıkarlar ülkeyi. Ama sistem her gün onların çocuklarını alıyor. Putun karşısına geçiriyor. Şirke düşürüyor, müşrik yetiştiriyor. Kılları bile kıpırdamıyor. Mallarını alırsa senin gözünü oyalıyor. Ama çocuklarını alır, şirke düşürürse, cehennem trenine bindirirse alkışlarlar. Bir gün düzelir derler. Birileri gelip düzeltecek onlara göre. Yani. Ama onlar namazını kılar. Kıl peşini, bil işini mantığıyla hareket ederler. Onlar da cihat ettiğini düşünüyorlar. Evet arkadaşlar, Hac suresi 78'e kadar geldik. Hac suresi bugün ve bitti. Başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Allah razı olsun hocam. O zaman yarın inşallah bundan sonraki şey mi geliyor? Müminin suresi. Müminin suresi. 23. sure. 23. sureden inşallah devam edeceğiz. Daha yolumuz uzun. Çünkü 23. sure olmuş. Daha biraz da yavaş gidiyoruz. Artık 2023'ün sonuna kadar inşallah bitiririz Kur'an'ı. Bu sefer güzel gidiyoruz hocam. Çok iyi öğreniyoruz maşallah. İnşallah Mustafa Bey. Vay derinlemesine. Ben öğrendiklerimin %70'ini, %80'ini unutuyorum. Ondan sonra da diyorum ki Allah Allah biz ne olduk ya? Nasıl oldu bu iş? Yani ya bende biyolojik bir problem var ya da başka bir şey bilmiyorum. Ya. Peki peygamber için şöyle diyor Allah. Dilini depreştirip durma. Yani ben ne söyleyeceğim, unutur muyum, unutmaz mıyım diye endişe etme. Biz sana onu öğreteceğiz, sen de unutmayacaksın diyor. Bu ne demek? Peygamber çok mu? Peygamber'e öğretiyor hocam, Allah bize öğretmiyor ki. Yok. Keşke bize de öğretse. Yok o yani, öğretti, yok. Allah bize de öğretiyor işte hocam. Yani Allah bize bunları sürekli tekrarlattırıyor. Biz de öğreniyoruz. Yani bir insan hep yaptığı işi sürekli yaparsa o unutur mu? Burada şunu anlatıyor. Yani biz onu iman eden Müslümanlarla yazdıracağız. Bir taraftan da ezberlettireceğiz. Sen de unutmayacaksın diye bunu anlatıyor.
Cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Oldu, selamünaleyküm. Allah hemen. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.